Kalk üstünü giy, gidiyoruz. Nereye? Babanın evine. Hayatta gitmem. Ne demek gitmem kız? Geberirsin burada. Günde 150 gram kıymayla yaşayabilir misin? Yaşarım, ne var? Söylemesi kolay. Ne oluyor oğlum? Bir şey yok anacığım, sen uyut hadi. Ya anne, şuna baksana. Beni abimin evine yolluyor. Ha, delirdin mi yoksa? Sen bu işe karışma anne. Bizim onunla aramızda bir hesap. Öyle anlaşmamış mıydık kız? 3 güne kadar abin gelmezse sen onun kapısına gidip affet beni abi. Adem beni ihfal etti, sokağa attı diye yalvarmayacak mıydın? Şimdi niye cayıyorsun? Korkuyorum, bana ne? Ne var bunda korkacak? Seni yiyecek mi? Bir aya kalmaz, ev sahibi yıktıracak evi. Nerede oturacağız? Postacı maaşı ile nasıl yaşarız? Kafanı çalıştır biraz. Ben buraya senin için geldim. Para pul yok gözümde. İki gönül bir olunca... Samanlık seyran olurmuş. Ulan biz inek miyiz? Ne işimiz var samanlıkta? Sen beni sevmiyorsun artık. Bu kümeste aşk mı olur? Seviyorum ama... senin evinde. O 120 metrekarelik, o gül gibi dairende. Sıcak sulu, kaloriferli... Sen saraylara layıksın. Prensesin benim. Sen buralarda yapamazsın. Hadi git. Bu nasıl iş? Bir yaşıma daha girdim vallahi. Ya beni eve hapsederse? Bir daha görmeyeceksin onun yüzünü derse? Kız ne yapacak seni hapsedip de? Turşunu mu kuracak? Ortada bir namus meselesi var. Kafanı çalıştır. Kadın oldun artık. Benden başka kim alır seni kız? Apartman dairesine kurulduk mu, gel keyfim gel. Yataktan çıkmayız vallahi. 5-10 tane de çocuk yaparız. Sahiden yapar mıyız? Vallahi yapabiliriz. Ya beni içeri almazlarsa? İnsan kardeşini sokakta bırakır mı? Aptal mısın sen? Bak iyi dinle. Baktın ki abim benimle görüşmeye yanaşmıyor. Hemen tuzlu su içip kusmaya başla. Tamam mı? Beni son bir kerecik öp. Belki bir daha görüşmeyiz. Öpersem abine gitmez. Patla inşallah. 3 gün oldu Seftap gideli. Bizim kayınbiraderden hala ses çıkmadı. Ne oldu bunlara ya? İster misin kızı başkasına versinler? Yandın o zaman Adem, yandın. Marmara çırası gibi. Los, bring in den anderen Koffer. Türkçe konuşun lan! Öbür valiz getir. Çabuk tutun elinizi. Akşama gündüz takılmayalım. Bugün Bulgar'ı geçerim baba, Allah'ın izniyle. Bir kaptırdım mı gecen işteyim. İnşallah sağ salim varırsınız oğlum. Latif! Latif! Seftap ist schwanger. Doktor lazım olmak. Belliydi böyle olacağı. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Gel vazgeç bugün yola çıkmaktan oğlum. Yalnız bırakma beni, hallet şu işi. Kürtaj yaptıralım olsun bitsin. Etme oğlum, kim alır artık bu kızı? Mahallede duymayan kalmadı. Baba, taşınırsınız buradan. Evi de kiraya veririz. Ne değişir be oğlum? Alan adam anlamaz mı bunun kız olmadığını? Gel verelim şu postacıya, gitsin başımızdan. Tüm Allah kahretsin. Ah kafam, ah! Peki baba, peki. Senin üzülmeni istemem. Gelsin konuşalım. Yaşa aslanım. Evet abi. Yaz, Huriyem. Bıldırcınım benim. Seni bir elime geçirirsem...
Çıtır çıtır yiyeceğim, Allah canımı alsın. Hey, Rasim amca geliyor. Hoş geldin babacığım, öpeyim elini. Büyük adamsın, büyük babaların kralısın. Seninle konuşmaya geldim. Şöyle oturalım. Buyur, emret. Latif seninle görüşmeye razı oldu, evde bekliyor. Yo, eve gelemem, can güvenliğim yok. Bir dakika. Kılına bile dokunmayacağım. İmkansız. Kusura bakma. Zahmet olacak biraz ama Latif Bey gelsin beni bulsun. Nerede bulacak seni? Buradayım. Beni arayan bulur. Kaçmıyoruz ya. Olur, söylerim. Niye gitmedin görüşmeye? Garanti var bir hesabın. Var tabii. Gider miyim ayağına? Şartlarımı kabul edinceye kadar peşimde koştura koştura inleteceğim onu. Gel şu işin adını koyalım. Koyalım. Biz konuşmaktan kaçmıyoruz. Dur öyle de konuşalım ya. Duramam, görev başındayım. Bir dakika dur ya. Biliyorsun kız hamile. Ya öyle mi? Çok memnun oldum. Kaç aylık? Alay atma ben lan! Şşş! Bağırma. Vazife başındayım. Posta! Evleneceksin. Tamam, evlenelim. Heh. Bir şey demedik. Heh. Ama? Aması ne? Buyur Adem Bey oğlum. Nuri amca yok mu? İmzalaması lazım. Var. Nuri Bey, bak seni istiyorlar. Ooo, maşallah! Anlaştınız demek. Tabii canım, ne var anlaşmayacak şu ölümlü dünyada? Tebligat var. Şuraya imzala. Senin şu mahkeme işi bitmedi mi hala? Ay, bitmez olsun. Boş ver, takma kafana. Ne? Ha? 3 ay hapis! Anım gel, çabuk gel! Ne oldu, ne var bey? 3 ay hapis, yakamı gevşet, boğuluyorum! Sakin ol! Aması ne, hadi konuş! Bazı şartlarım var. Neymiş şartların? Atla deve değil canım. Acelen ne? Hem yürüyelim hem konuşalım. Bana bak! Burada söyle ne söyleyeceksen! Ben senin peşinden koşamam akşama kadar! Söyle neymiş şartların? Kiradaki daireyi... Sertap'ın üzerine yapacaksın. Bu Allah belanı versin! Namussuz soyguncu! Senin niyetin belliydi zaten! Malıma göz diktin! Alçak herif! Alçak herif! Bırak yakamı bak! Vazife başındayım, hapse atarlar seni. Unut sen o işi! Hiç heveslenme! Sana malımı yedirmem! Sen bilirsin Latifciğim. Eşek gibi kabul edeceksin sonunda. Tamam. Kiradaki daireyi Sevtap'ın üzerine yapıyorum. Oldu mu? Bak benim Almanya'ya dönmem lazım. Bavullarım hazır. Senin keyfini bekliyorum. Şuna bak, şuna, şu havalara bak! Duymuyor musun beni be? Duydum da birkaç şartım daha var. Söyle emret! Yo, estağfurullah. Emir ne kelime? Yalnız nikah masrafına karışmam. Olur, karışma! Sonra Sevtap'a 6 tane bilezik, 24 ayat... parmağına tek taş yüzük, pırlanta. Ya ben de bir şey istiyorsun sandım. Onlar kolay. Sonra boynuna bir gerdanlık... bana da 3 takım elbise, biri lacivert çizgili. 3 takım elbise ha? Biri de lacivert ha? Efendim ulan senin! Dur! Efendim ulan! Kendine gel, bak! Aa! Ne yapıyorsun? Bana bak! Aa!
herif ben! Geberteceğim ulan seni! Geberteceğim ulan seni! Bana bak! Eyvah eyvah! Latifciğim kendine gel! Öldürecek bu herifler! Bu sana ders olsun! Bunu senin yanına koymam Latif efendi! Bak bakalım kim kime...